tutulmuş. Evleri, barkları, camileri, kiliseler, meskün mahal, pazar, market demeden ne yapıyorlar? Bombalıyorlar ve evlerini adeta başlarına yıkıyorlar. Taşla taş üzerinde bırakmıyorlar. E baktığın zaman bugün yani hayalet şehir haline dönmüş. He? Yani bugün barış olsa acaba bu şehir ne kadar zamana eski haline dönecek, nasıl tamir edilecek, nasıl toparlanacak? Yani bu bombardımandan annesi ölen, babası ölen, kardeşi ölen bu insanların psikolojileri kaç senede düzelecek acaba? Nasıl bir normal insan haline gelecek, nasıl bir normal hayata başlayacaklar? Bugün de cayır cayır yakıyorlar, ölenler yanıyor, Sağ kalanların da hayatları adeta mahvoluyor, yakılıyor, yıkılıyor. İstikballeri yok ediliyor. Ve bu katliamlar yapılırken binlerce ton bomba atılırken o küçücük yere Batı ve Amerika Siyonistleri destekliyor ve bu katliamlarına olur veriyor, onay veriyor ve adeta onlar orada yakılırken müstekbirler de koltuklarına oturmuşlar canlı yayın gibi seyrediyorlar. Mesafeler uzak olabilir. Gazze'ye mesafeleri uzak olabilir ama canlı yayınla he adeta o asab uhtut gibi ateşin etrafında oturanlar gibi koltuklarına oturmuşlar, çaylarını yudumluyorlar, belki pipolarını içiyorlar. Zevkle, hazla oradaki Müslümanların yakılmasını izliyorlar. Evet, dünya izliyor ama tabii üzülenler var, kahrolanlar var, dua edenler var, gözyaşları dökenler var. Ellerinden bir şey gelmediği için Allah'ın Teala'ya niyazda bulunanlar var. Ama işte diğer taraftan da sevinenler var. O oh olsun diyenler var. Hak ettiler diyenler var. Yani demek ki bu zalimler her devirde var. Her devirde Firavun var, her devirde de Musa var. Nemrut da var, Tevhidin kahramanı İbrahimler de var. Ve Ashab-ı Uhtutlar da var. Yani zulümlerinden zevk alıyorlar. Zalim despotların alçak fıtratlarının işledikleri bu vahşeti zevkle seyreden hayvanların bile vahşi hayvanların bile yapmayacağı bu alçaklığı yaparak hazla zevkle seyredenler var. Vahşi hayvan bile zevk almak için, acı çektirmek için avına saldırmaz. Karnını doyurmak için saldırır, yer çeker gider. Ama demek insan, insan nasıl vahşileşebiliyor, görüyor musun? Onun için şair ne diyor? Beşerin derdine dermandır ancak Kur'an onsuz canavardan da beterdir insan. Tabi asab uhtudun he o zalimlerin, o despotların, o küresel o günün küresel çetelerinin yaptıkları yanlarına kar kalmadı. Allah Teala onları kendi yaktıkları ateşle helak etti. Çünkü zalimin hasmı Allah'tır. Hasmı Allah olanın vay haline. Ama tabi bir vakti vardır, süresi vardır. He? Ve Mevla gün gelir yakalar. İnne batşa bir keleşe değil. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetli. Rabbinin yakalaması çok şiddetli. allah Teala nice güçlü, kuvvetli zalimleri yakalamadı mı? He? Nice kavimleri helak etti. Nice kariyeleri perişan etti. Yeriyle yeksan etti. Toprağın altına gömdü. At kavmi nerede? Semit kavmi nerede? He? Firavunlar boğulmadı mı? Nemrutlar bir topal sivri sinekle helak etmedi mi Allahu Teala? Neticede gene zafer, galibiyet, üstünlük müminlerin olacak. O ateşi yakanlar var ya, o yaktıkları ateş harlayacak, hırlayacak, dönecek, dolaşacak. Ateşi yakanları cayır cayır